Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan yaptığım ama yiyen herkesin el açması zannettiği harika bir börek tarifim var. Bu çıtır çıtır börek tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak börek içi için gerekli malzemeleri hazırlayarak başlıyorum. 600 gram pırasa kullanacağım. Pırasaları ortadan ikiye kestikten sonra ince ince keserek hazırlıyorum. Bir tane orta boy havuç kullanıyorum. Onu da rendeleyerek hazırlıyorum. Ve bir tane de orta boy sayılacak bir tane patates kullanıyorum. Onu da yine aynı şekilde rendeleyerek hazırladıktan sonra pırasalı börek içi için gerekli olan malzemelerin hepsi artık hazır gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi pırasalı börek içini hazırlamaya. Bunun için tencerenin içerisine yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Yağ hafif ısındıktan sonra içerisine pırasayı ekliyorum. Ardından rendelemiş olduğum patates ve havucu da ekleyip sebzelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Patatesleri rendeleyerek kullandığımız için nişastalı suyunu çok fazla bırakıyor ve bu yüzden pırasalı börek içi pişerken tabanına yapışma olasılığı olabilir. O yüzden mümkünse yanmaz yapışmaz bir tencere kullanarak bu börek içini hazırlarsanız güzel olacaktır. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pırasalı börek harcını güzelce pişirdim. Şimdi sıra geldi baharatlarını eklemeye. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar karıştırarak kavuruyorum. Tam bir kış böreği iç harcı oldu diyebilirim. Gerçekten patates, pırasa ve havucun uyumu muhteşem oldu. İstediğiniz böreklerde bu pırasalı börek harcını kullanabilirsiniz. Çok ama çok lezzetli oldu. Hazırlamış olduğumuz börek harcını genişçe bir taban içerisine aldım ve şöyle yayarak hemen soğumaya bırakıyorum. Bu sırada biz de börek sosunu hazırlayalım. 3 yemek kaşığı tereyağını erittim ve karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik ayçiçek yağı, 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Böreklere el açması lezzetini verecek çok özel bir börek sosu hazırlıyoruz böylelikle. Gerçekten çıtır çıtır olacak ve el açması lezzetinde börekler hazırlamış olacaksınız bu kolay börek sosu tarifi ile. Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra börek sosu da artık hazır ve şimdi pırasalı börekleri hazırlamaya geçelim. Bir tane hazır yufkayı tezgaha serdim ve hazırlamış olduğum börek sosundan şöyle 3 kaşık kadar üzerine gezdiriyorum. Ve fırça yardımıyla sosu yufkanın her yerine iyice sürüyorum. Şimdi yufkanın bir kenarını içine doğru katladım. Ve hazırlamış olduğum pırasalı harçtan yufkanın kenarına 3 kaşık dolusu koyuyorum. Ve pırasalı harcı yufkanın her yerine güzelce yayıyorum. Ardından sıkıca rulo olarak sarıyorum. Böreği rulo olarak sardıktan sonra şimdi şeklini vereceğim. Ortadan ikiye kıvırıyorum ve iki kenarını da içine bükerek kol böreği şeklini vermiş oluyorum. Kalp gibi de görünüyor aslında. Bu şekilde böreklerin tamamını hazırlamaya devam ediyorum. Eğer pırasalı börek tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Hazırladığımız börek sosunun kalanını da şimdi pırasalı böreklerin üzerinden sürüyorum ki yüzeyleri de nar gibi kızarsın istediğim için. Tamamen yumurtasız bir börek tarifi hazırlamış oluyoruz böylelikle. Güzelce sosunu da sürdükten sonra hazırladığımız pırasalı kol böreğini önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Güzelce kızardıktan sonra hazırladığımız bu çıtır çıtır pırasalı börekleri fırından hemen aldım ve birazcık dinlenmeye bıraktım.
ve size bu çıtır çıtır sesi dinletmek istiyorum. Gerçekten inanılmaz güzel çıtırlıkta bir börek hazırlamış olduk. Özel sosu ile el açması lezzetinde bu pırasalı börekleri mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Eğer pırasalı börek nasıl yapılır diyorsanız, hazır yufkadan börek tarifleri arıyorsanız, el açması tadında hazır yufkadan börek yapmak isterseniz, hazırlamış olduğumuz bu pırasalı börek tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve bayılacağınıza eminim. Pırasa yemeyen herkes bu tarif ile pırasayı rahatlıkla yiyecek. Pırasa sevmeyene sevdiren bir börek tarifi oldu diyebilirim. Eğer hazırlamış olduğumuz bu nefis pırasalı börek tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.